Seçiciler seçimden çıkan tüm parti liderleri bugün bir aradaydı. Yalnız siyasi parti genel başkanları değil, devletin zirvesi Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesinde bir araya geldi. 54 yaşında elin bir kazada yaşamını yitiren Yazıcıoğlu, eşine az rastlanır bir kalabalıkta farklı siyasi görüşlerden on binlerce insanın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Siyaseti milletimiz ve milletimizin değerleri için yaptık. Gözler yaşlı, yürekler buruk. Vatanına adadığı 54 yıllık yaşamını beklenmedik bir helikopter kazasıyla kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için on binler buluştu Ankara'nın dar sokaklarında. Yazıcıoğlu için ilk tören 3 dönem görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Ve hayattaki en büyük acıyı, evlat acısını yaşayan Fidan Yazıcıoğlu da oradaydı. Güçlükle durabiliyordu ayakta ama başı dikti. Kendisine getirilen tekerlekli sandalyeyi kabul etmedi. Törende en zor görev Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan'a verilmişti. Babasının fotoğrafını taşıdığı tabutun önünde tören boyunca bir an olsun bırakmadı. Eski yeni çok sayıda siyasi, farklı görüşlerden onlarca politikacı, tören alanında tek yürek oldu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhu için dua etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun taşıyan cenaze aracı ve cenaze korteji şu anda meclisten Kocatepe Camisi'ne doğru gidiyor. Ancak Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi Ankara'da yollara sığmadı. Balkonlar, camlar, her taraf Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenlerle dolu. Yazıcıoğlu'nun naaşı Kocatepe Camii için yola çıktığında on binler doldurdu yine Ankara'nın dar sokaklarını. Dillerde tekbir, yüreklerde hüzün vardı. Avluda yer kalmayınca binlerce kişi Kocatepe Camii'nin dışında kaldı. Onlar da Yazıcıoğlu'na son görevlerini cami dışındaki işte bu alanda yerine getirecek. Devlet erkanı da tam kadro cenazedeydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, yasama, yürütme ve yargının zirvesindeki isimler. Genelkurmay Başkanı, siyasi parti liderleri. Muhsin Yazıcıoğlu devletini buluşturmuştu cenazesinde. Genç bir yaşta çok çileli bir siyasi yaşamın sonunda maalesef böyle bir kazayla kaybettik. Büyük üzüntü içindeyim. Allah rahmet eylesin. Yazıcıoğlu'na duyulan saygı sessizlik olmuştu Kocatepe Camii avlusunda. Ve sessizliği cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun tekbiri bozdu. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Saflar tutuldu. Muhsin Yazıcıoğlu'na son görev yerine getirildi gözyaşları içinde. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Ve Yazıcıoğlu'nun naaşı bir kez daha omuzlardaydı. Muhsin Yazıcıoğlu kendi ellerinde büyüttüğü Büyük Birlik Partisi'ne son kez gidiyordu. On binlerin sevgisini, hüznünü ve gözyaşını beraberinde taşıyarak. 54 yıllık yaşamını adadığı büyük birliği vefatıyla sağladı. Siyaseti bu millet ve bu milletin değerleri için yaptığını söyleyen Muhsin Yazıcıoğlu, işte bu millet bu görüntülerle son yolculuğuna uğurladı. 1993 yılında kurulan Büyük Birlik Partisi hiç bu kadar büyük bir acıya şahitlik etmemişti. Parti genel merkezinin bulunduğu daracık sokakta omuz omuza sessiz bir bekleyiş vardı. Muhsin Yazıcıoğlu son kez geliyordu partisinin genel merkezine. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun naaşı şu anda Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne son kez getiriliyor. Sevenleri onu burada da yalnız bırakmıyor. Onu son yolculuğuna karanfiller ve güllerle yolluyor. Görev zordu. Görev yürek yakıyordu. Ama yol arkadaşının, can dostunun arkasından son kez bir şeyler söylemeliydi Genel Sekreter Yalçın Topçu. Söyledi de. Ama yüreği acıya fazla dayanamadı, fenalaştı. Muhsin Yazıcıoğlu gözyaşları arasında veda etti. 15 yıl başkanlık ettiği Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne, arkasında sevenlerinin gözyaşlarını bırakarak.
Sayın seyirciler, Yazıcıoğlu'nun cenazesinde gözyaşları sel oldu. Acının en büyüğünü ise merhum liderin ailesi yaşadı. Ateş düştüğü yeri yaktı çünkü. Özellikle de annesini. 87 yaşındaki acılı anne, oğlunun son yolculuğuna uğurlamak için geldi Ankara'ya. Gelini ve torunlarının acısını hafifletmeye çalıştı. Ateş bu kez Yazıcıoğlu ailesinin ocağına düştü. Sivas'ta oturan Muhsin Yazıcıoğlu'nun 87 yaşındaki annesi Fidan Yazıcıoğlu, biricik oğlunu uğurlamak için Ankara'ya geldi. Meclisteki törende güçlük de durdu ayakta. Bir ara sandalyeye oturdu ama dayanamadı, kalktı. Oğlunu son yolculuğuna ayakta uğurlamak istedi. Yıllarca aynı yastığa başını koyduğu eşini kaybeden Gülefer Yazıcıoğlu da güçlükle duruyordu ayakta. Yanında kızı Firuze ve oğlu Furkan vardı. Gülefer Yazıcıoğlu kazayı duyar duymaz Kahramanmaraş'a gitmiş, yiğidim geri dönecek demişti. Şimdi ise karşısında eşinin al bayrağı sarılı tabutu vardı. Yazıcıoğlu ailesi cenaze boyunca dimdik ayakta durdu. Eşi, çocukları, annesi taziyeleri metanetle kabul etti. Oğlu Furkan daha lise 2'ye gidiyordu. Mecliste babasının fotoğrafını kucağından hiç indirmedi. Cenaze namazında yine en ön safta babasının tabutu önündeydi. Üzgündü. İçi kanıyordu ama metaneti hiç bırakmadı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Cumhurbaşkanı, Başbakan, Deniz Baykal başsağlığı dilerken o babasının arkasında dimdik ayaktaydı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kocatepe Camii'ndeki cenazeye eşi, kızı ve annesi de katıldı. Yüz binlerce kişiyle tekbir getirdiler, dua ettiler. Aile reislerine helallik verdiler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun defnedildiği Taceddin Dergahı'na gidiyoruz. Kanal 7 Haber'den Mehmet Kıvan şu anda karşımızda. Mehmet, görüyorum ki oradaki kalabalık henüz dağılmamış. Neler yaşanıyor oradaki atmosferden bahseder misin? Kimler var orada? Erhançelik, tabii ki Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenler, Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler var. Şu anda Taceddin Dergahı'nın hemen yanındaki Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı başında, kabrinin başında. Sabah saatlerinden itibaren bu bölge adeta ana baba gününü andırıyordu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen binlerce insan buraya akın etti. Taceddin Dergahı'na akın etti. Taceddin Dergahı'nın önemi şu: Mehmet Akif Ersoy Kurtuluş Savaşı yıllarında İstiklal Marşı'nı Taceddin Dergahı'nın hemen yanındaki bu binada, biraz ilerideki binada yazdı. Ve burası da zaten Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak şu anda koruma altında. Ve Muhsin Yazıcıoğlu her yıl düzenlenen bu İstiklal Marşı törenlerine katılırdı ve çok huzur bulduğunu ifade ederdi. Bu nedenle de ailesi ve partililer onun buraya gömülmesini istemişlerdi. Onun için Muhsin Yazıcıoğlu'nun naaşı da işte buraya getirildi. Aslında uzun bir yürüyüştü bugün. 7 saat sürdü ve 7 saatlik yürüyüşün, son yürüyüşün ardından Muhsin Yazıcıoğlu istirahatgahına, son istirahat edeceği son noktaya, son durağa getirildi. O da burası. Hemen arkamda Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini görüyorsunuz. Karanfillerle, güllerle süslü. Saat 16'da bitti törenler ama onu sevenleri onun mezarı başında fatihalar okuyorlar, dualar ediyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, Muhsin Yazıcıoğlu'na son görevlerini getirmeye çalışıyorlar. Bugün çok yoğundu dedik. Buraya iğne atsanız düşmüyordu. Binlerce insan buradaki törenlere katılmak için ülkenin dört bir tarafından gelmişlerdi ve gelmeye de devam ediyorlar. Erhan Çelik. Teşekkürler Mehmet Kıvanç, aktardığın bu bilgiler için. Taceddin Dergahı'ndaki havayı kokladın.